ben Zehra Nur Tufan. Fıkhın günümüzde geçmişe dair kalıplarla konuştuğunu görüyoruz hocam. Örneğin seferilik açısından değerlendirilecek olursak, yani çöl şartlarında develerle seyahat etmek elbette bir zorluk teşkil ediyordu. Ama günümüzde kendimize verdiğimiz keyfi bir tatil bence namazı kısaltmamıza engel teşkil etmiyor diye düşünüyorum. Bunun imkanı nedir? Yani sosyal zeminimizde fıkıh buna dair ne söyler? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Güzel. Evet, Zehra kızımız çok fıkhın esasına yönelik bir eleştiri içeren soru sordu. Gerçekten de yani fıkıh hocalarımız, değerli dekanımız da buradalar. Yani biz fıkıh hocaları olarak fıkhı günümüze taşıyabildiğimizi söyleyemem. O öz eleştiri yapayım. Yani İslam fıkhını 21. yüzyılda nasıl anlamalıyız sorusuna yeterince cevap veremedik. Evet. Ama fıkhın bir de, Zehra kızım, fıkhın bir ibadat, taabbüdi hüküm, taliyle elverişli hüküm ayrımı vardır. Yani fıkıh dersini hatırlarsınız. Biz öteden beri ibadetler kısmını yoruma, taliyle, gerekçeye dayandırmaya fazla elverişli olmayan, nasıl gelmişse sem'iyat olarak görürüz. Ama eleştirinize şuradan katılıyorum. Bütün ibadetlerin her ayrıntısını sem'iyat ve tevkifi görmeye başladığımız an, işte bu sefer bu zorlamalar ortaya çıkıyor. Yani bu oruçta ne mazeret olur sorusuna verdiğimiz cevapta da ciddi tıkanmalar var. Seferilik konusunda açıklamalarımız gerçekten tatmin etmiyor insanları. Ama fıkıhçı da bu taabbüdi hüküm veya ibadet alanındaki hükümlerde kendini biraz sağlama almak istiyor. Yani bu konularda yorum yaptığı vakit, gün alışverişteki yorum gibi değil bu ibadetler alanındaki yorum. Alışveriş alanında yorum yaptığınız vakit iki insan arasında bir ilişkidir. Daha rasyonel yönü vardır. Ama ibadetler kısmı sem'iyata girdiği için bu konu ne kadar yorumu açıktır, ne kadar yorumlanabilir konusunda fukaha haliyle daha tedirgin davranır. Böyle olduğu için de yani ne kadar diğer alanlarda serbest yorum yaparsa yapsın bizim çağdaş fakihler, bu ibadetler alanımıza, seferilik alanı veya işte özürlü kadının Kur'an-ı Kerim'e el sürmesi konusu, Kur'an derslerimizde söz konusu. Diğer konularda illete dayanan bir yorum yapmayı pek öteden beri doğru bulmazlar. Bunu riskli görüyorlar kendileri için. Belki siz yeni fakih ve fakiheler yetişirseniz bu konularda yeni yorumlar yaparsınız ama mesela bu İslam Fıkıh Akademisi'nin veya İslam ülkelerinin genel fetva kurullarının genel eğilimi bu yönde. Mesela ben şimdiye kadar hiç fetva vermedim yani. Onun için bu sorunuza bir fetva alacak şekilde cevap veremem ama bizim Din İşleri Yüksek Kurulumuzda, İslam ülkelerinin diğer fetva kurulları da bu konuda gelenekteki kuralları olabildiğince korumadan yana, ihtiyattan yana. Çünkü usulü fıkıhta ihtiyatlı olanla amel etmek kuralı var ya, biraz da ondan herhalde hareket ediliyor. Ama dediğiniz sorular onların da mutlaka zihninde var. Evet, peki konu açılmışken hocam yine fıkıh, şeriat ve İslam'ı temsil eder diye bakan bir anlayış var. Buradan hareketle hani şeriat ve fıkıh arasında kurulan ilişkiye dair de bir şeyler söylerseniz bu meseleyle alakalı aydınlanmış olursunuz. Şimdi bu da bu siyaset gibi. Yani fıkıh İslam'ı ve şeriatı temsil etmez demek de o kadar kolay değil. Şimdi neye göre etmez diyeceksiniz. Çünkü onun içinden çıkan bir bir anlama ve davranış kuralları bütünü. Yani şimdi fıkıh, tamam, doğru, fakih Allah adına hüküm vermiyor, doğru. Fakih Allah'ın hükmünü anlıyor, anlamaya çalışıyor, yorumluyor, bize aktarıyor, doğru. Allah adına konuşan kimse değil. Ama bak, şimdi biraz önceki ta geçmişte kalmış bir sorunuza da hemen aklıma gelmişken temas edeyim. Kur'an ayetlerini biz hüküm çıkarmak için okuyamayız. Gençler, benim öteden beri kanaatim budur. Kur'an ayetlerini bir şundan şu ayeti okuyayım da bir hüküm çıkarayım diye okursanız çok yanlış yaparsınız. Evet.
o ayetin diğer ayetleri vardır, o ayetle ilgili hadisler vardır, sünnet vardır, birçok gelenekte yapılmış yorumlar vardır. Bütün bu bilgiler ve onun üzerine geliştirilmiş bir düşünce tarzı, bir usul geleneği vardır. Bütün bunları bilmeden ayetin bir metnini alıp da ondan hemen alelacele hüküm çıkarmaya kalktığınız vakit çok ciddi vahim hatalar olabilir. Onun için de bizim Hanefilerden Kerhiye'nin bir sözü vardır. Onu sizinle paylaşayım. Yani bir ayetle, bir hadisle fıkhın görüşü karşı karşıya gelirse, siz fıkhın görüşünü alın der. Ben önceleri bunu biraz garipsemiş idim. Sizin sıralarda oturduğunuz vakit, Allah'ın ayeti, peygamberin hadisi varken fıkıh alınır mı falan diye düşünüyordum. Fakat daha sonra baktım ki, fıkıh dediğimiz şey zaten bu ayetleri, bu hadisleri anlama biçimi. Yani onun dışında, onun haricinde gökten gelmiş ayrı bir bilgi değil veya insanların Kur'an ve sünnete göz kapatarak oluşturduğu bir bilgi diye. Böyle olunca fıkıhla şeriat, şeriatla din arasında çok ciddi bağlantılar var ama elbette fıkıh dinin yerine kaim değil, elbette fıkıh şeriatın yerine kaim değil. Şeriatı Allah'ın koyduğu kurallar, şari'nin koyduğu kurallar gibi anlarsak fıkıh da şeriat üzerine, Allah'ın koyduğu bu kurallar üzerine İslam alimlerinin, dini geleneğin, Müslümanların çeşitli asırlarda ki entelektüel birikimi, yorumları ve bu yorumlardan çıkan bir ortak anlayış, davranış bilgisi gibi anlayabiliriz. Yani elbette arada fark var. Şeriat fıkıh değil, fıkıh şeriat değil ama tamamen birbirinden bağımsız da sayamayız. Tıpkı mezheple din arasındaki irtibat gibi. Nasıl ki mezhep elbette din değil ama bir dinin hayata intibak etmesi, hayatınıza girmesi için bir anlayışınızın, bir yönteminizin olması lazım. Yani şimdi aynı yani o soruyu da sormuş kabul ediyorum. Yani mezhep din mi diye tartışılır. Elbette mezhep din değil. Ama bir dini, bir dinin namazını, orucunu, haccını, ibadetlerini, muamelatını anlamak için bir yönteminizin, bir metodunuzun, usulünüzün olması gerekiyor. Olması gerekir dediği anda zaten o mezhep dediğimiz şey başlıyor. Yani böyle olunca da yazı tura atarak, kura çekerek falan amel edemezsiniz ahkamla. Ahkamı anlama ciddi bir emek işidir. Öyle olduğu içindir ki bizim ilk kurduğumuz ilimler bu, anlama ilimler olmuştur. İşte fıkıh zaten fehim demektir. Anlama sanatı, anlama ilmi demektir. Kavrama, anlama da yetmez. Derinlemesine kavrama üzerine Müslümanların geliştirdiği o entelektüel birikimi de ifade eder. Böyle olunca yani tam net cevap veremiyorum. Yani çünkü yani sosyal bilimler biraz da bunu gerektiriyor. Fıkıhla şeriat, şeriatla din arasında aynı birbirinin aynısı değil ama çok sıkı bağlar var, geçişlikler var.